gavur gibi davranmak bizde zulümdür. Şartlarımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Peki bu şartlara rağmen bu millet bundan beri dini mi bin İslam'a mücahit dünyayı idare etmiş. Nasıl oluyor? 2 kere 2 4 etmiyor bak. 7 diyor, 10 ediyor, 100 ediyor. Sen diyor Rabbim bize, kulum benim dediğim gibi harbet. Niyetini sağlam tut. Mazlumu, garibanı, kadın, hastayı düşün. Bak, fedakarlık yap, ben seni galip ederim diyor. Müminin niyet amelinden hayırlıdır. Ben seni meleklerimle desteklerim. Ben seni ruhaniyatımla desteklerim. Ben seni yağmurumla, şimşeğimle, gök gürültümle desteklerim. Bilinmez yerden imdatlar gönderirim. Beni hesap ederek harbe gir diyor. Sadece kafir hesap et. Vazifeni yap, vazife ile aya karış. Şimdi bakın arkadaşlar. Başa geçelim. Evlatlar gitti mi alanlarına? Bu Ham, Sam ve Yafes. Ha. Bu sıra geldi, yerleşti. Yani Nuh Aleyhisselam'dan sonra Samiler, Araplar da oradan geliyor. Yahudiler de oradan geliyor. İsmaililer de oradan geliyor. Peygamber Efendimiz de oradan geliyor. Bütün peygamberler de oradan geliyor. Üstad da oradan geliyor. Kaldı mı başka bir şey? Ehli Bey. O ırktan geliyor. Hepsi alanlarına yerleşti. Geldiler orada. Mısır piramitleri o zaman yapıldı. Tüm Nuh tufanında İdris Aleyhisselam'ın Nuh tufandan evvel medeniyetin şifrelerini almıştı şeye, gemiye. Bıraktırmıştı. Tufan olacak, bunları koruyun. Sonraki nesil bunlardan istifade edecek diye. İşte o bilgilere binaen Mısır'da piramitler yapıldı. Siz bunu peygambere bağlamazsınız. Allah'ın mucizesi böyledir demezseniz, piramitleri kim yaptı diye soruyorlar. Acaba uzaylılar mı geldi diyor. Uzay diyecek Allah diye. Daha kolay ya. Ya cinlere inanıyorsa veya uzaylılara veriyor. Çünkü o zamanın şartlarında, o zamanın teknoloji, bunların yapılması mümkün değil. Hesabını yapamıyor bizim adamlar şu anda. Sfenkslere bakın. Sonra İbrahim Aleyhisselam, uzatmayalım, peygamber olarak gönderdi. İbrahim Aleyhisselam Harranlıdır. Babilonya. Babil'le Cenab-ı Hak onu vazifelendiriyor. Babil. Babil putperest. Mısır putperest. Babil idarecileri Nemrutlar. Mısır'ın idarecileri Firavunlar. Lakapları Firavun. Lakapları. İsimler farklı olabilir. Tutup bu putperestlikle mücadele edince şey, İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la geçinemiyor. Nemrut bunu yakmak istiyor biliyorsunuz. Hadi çekil git diyor. Baş edemeyince Filistin taraflarında git o taraflara. Orada ne yapıyorsan yap. Sonra Babil'den çıkartıyor. Mısır'a gidiyor. Süper güç arıyor ki süper güçlerin olduğu yerlerde dava yayılır. İstanbul'u çek, maddi ve manevi hizmetler çöker Türkiye'de. Bu böyledir yani tarih boyutuyla. Mısır'a gitmek. Mısır'da Firavun bırakmıyor. Korkuyor. Anlıyor ki bu davasıyla mücadeledir. O da diyor çekil memleketimden git, sana bir cariye ediyorum. O cariyemiz kim? Hacer validemiz. Hasare değil, Hacer. Hacer validemizi alıyor. Hediyesiyle beraber Filistin taraflarına geliyor. Orada ailesini, sülalesini yerleştiriyor İbrahim Aleyhisselam. Sare validemizden hiç evladı olmamış. Bu yaşlanmış, ihtiyarlamış Sare validemiz. Hacer validemizin hatun olmasından önce Sare annemiz seviniyor. Allah oradan bir erkek çocuk nasip ediyor İsmail Aleyhisselam. Bu defa çocuğu kıskanıyor. Kıskanınca Allah onun kıskançlığını götürmek için bir de ona erkek evlat veriyor İshak Aleyhisselam.
İshak aleyhisselam İsmail aleyhisselamın kardeşi, küçüğüdür. Geçimsizlik olunca Cenab-ı Hak, ya İbrahim al İsmail'i, uzaklaş Filistin'den diye götür. Emrettiğim yere götür. Nereye getiriyor? Beytullah'ın oraya getiriyor. Daha Beytullah yok o zaman. Temel atılmış, kendisi yok. Çölün ortasına bırakıyor. Şimdi arkadaşlar, Allah ilmezelisiyle Beni İsrail'den gelecek peygamberlerin hemen hemen tamamının hayatlarına, kitaplarına, davalarına, peygamberliklerine bunlar ihanet edeceğini, kastedeceğini ilmezelisiyle biliyor. Nitekim de öyle oluyor. Bütün peygamberler, ondan sonra İbrahim aleyhisselam, bak, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, 12 evlat, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam derken git uzak İsa aleyhisselam. Hepsi oradan geliyor. Bütün dinleri de bozmuş. 124 bin nebi demek, 124 bin defa davanın bozulması demektir. Çoğunu bunlar bozmuş, Allah düzeltmiş. Bunlar bozmuş, Allah diyor. Peygamber göndere gönder. Peygamberleri öldüren tek kavim millet bunlardır. Yahya aleyhisselam. Bakın. Zekeriya aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Gergis aleyhisselam. Onu öldürdü zannediyor İsa aleyhisselam. Ama kastettiler yani. Böyle melun, lanetli bir millettir. İki millet iflah olunmaz. İflah olmazlar. Bir Allah'ın lanetine uğramış, insanlığının başının belası olarak yaşamışlar. Allah insanlığı bozmayın, alemi fesada vermeyin dediği kavim Yahudiler. Biri de bizlerin içinde, vermeyelim ismini, Müslümanların başının belası, onlar Efendimizin lanetine uğramış, onlar da iflah olmazlar. Her ikisi de gizli gizli sümen altında kucaklaşırlar ama dışarıda birbirlerine hasım görünürler. Aslında hısımdırlar. O şimdi neydi abi? Öyle bir iki millet. Farisiler. Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselam diyor ki evlatlarına, evlatlar Mısır'a gireceksiniz diyor. Kızınız Mısır'da olacak. Orada tahtı kurduğunuz an, oranın sistemine girdiğiniz zaman hak davayı kolay yayarsınız. Süper güç çünkü. Kendisine nasip olmayan, evladına nasip olmayan, torununa nasip olmayan Mısır, torunun oğluna nasip oluyor. Yusuf aleyhisselam malum bir serüvenle, kuyuya atılmakla Mısır'a giriyor, Mısır'ın maliye bakanı oluyor. Yani İsrail esas olarak İbrahim aleyhisselamdan gelmekle beraber kendilerinin esas İsrail dedikleri atası Yakup aleyhisselamdır. Yakup aleyhisselam diğer ismi, lakabı İsrail'dir. İsrail'in bizim lügatta manası Allah'a çok ibadet eden anlamını alır. Yahudilerin lügatında İsrail, Allah'la güreş yapıp onu yenendir. Ya unutmayın bunları. Allah'ı yenen adamdır İsrail. Onların lügatında. Böyle gurur lenaniyeti bir millet. Yusuf aleyhisselam şeye girince, Mısır azizine, maliye bakan olarak girince, diyor ki Mısır azizine, benim kardeşlerim var diyor. Aynı bu işlerden çok iyi anlarlar. Maliyeden, ticaretten falan. Yahudiler ya, ticaret bak. Maliye bakan da Yusuf aleyhisselam. Damar değişmiyor yani. Yine dünyayı ticaret olarak şirketler idare ediyor. İlaçların başında, silahların başında, ondan sonra felsefenin başında, Hollywood bilimlerin başında, pet, paraların başında gene o millet. Çünkü Cenab-ı Hak onlara zeki kavim, seçilmiş kavim diyor. Zeki bir millet. Tüm mürşitler oradan geliyor. Zeki seçilmiş kavimde bu mezalimi nasıl işliyor? Allah'ın bir kanunu var. Bir şey ne kadar kaliteli ise bulunmuşu da o kadar kötü olur. Unutmayın. Mesela yaratılanlar için en kaliteli varlık insandır. İnsan bozuldu mu ya? Hayvanlar bile utanır bizden. Bak dünyanın çivisini söktük. Her şeyi bozduk.
Ekolojik dengeyi bozduk ya. Denizleri kirlettik, havayı kirlettik abi. O sera gazları. Hayvanlar bizden şikayet eder. İnsandır çünkü. İnsan kalitelidir. Bozulduğu an belhü medal. Ayet var. İlk vahya muhatap olmaları sebebiyle kabiliyetleri, yetenekleri ticarete meşgul olduğundan dolayı diğer menfaat şebekelikleri de gelişmiş oluyor. Getirdiği sülaleni. Yusuf Aleyhisselam getiriyor. Bunlar 12 kardeş. İkisi öz. Hazreti Bünyamin, Hazreti Yusuf. Diğer 10 diğer annelerden. Ama o 10 kişi buna ihanet ettiler biliyorsunuz. Bir araya geldiler. Çekememezlikten dolayı Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Ki Yusuf Aleyhisselam onlara acıdı. Git Mısır'ın bürokrasisine bunları yerleştirdi. Bunlar Mısır'a girdiğinden itibaren 400 yıl Mısır'da yaşadılar. Firavun'un tasarrufu altında. 200 yıl öyle şaşalı hizmet verdiler, öyle güzel Mısır'a destek verdiler, Mısır'a sınıf atlattılar bunlar. Yusuf Aleyhisselam ölünce diğer kardeşleri aynı çizgide gitmedi. Yavaş yavaş Mısır'a ihanete başladılar. Dipten dibe Mısır'ı didiklemeye başladılar. Kozmik odalarına girip o Mısır'daki piramitlerin dibinde Mısır firavunların saklamış olduğu Nuh tufanından gelen sırlı bilgileri çaldılar. Bunlar, onları çaldılar. Firavunlar öyle öfkelendi, öyle öfkelendi. 200 yıl bunları katliamdan geçirdi. Çoluklarını, ihanet ettiler çünkü. Hadi diyelim Musa Aleyhisselam dönemindeki firavun rüya gördü. Çocuk saltanatını yıkacak ya. Çocukları kesti. Bütün hepsi mi gördü bunların rüyayı ya? Bunlar tokat vurmayan millet yok ya. Katletmeyen millet yok bunları. İşte bu ihanetlerinden dolayı. Öyle öfkelendiler ki çocuklarını buza, hayvanlar gibi kestiler. Kadınlarını cariyeler yaptılar. Bunları inşaatlarda, kalelerde, her yerde hayvanlar gibi çalıştırdı Mısır firavunlar. Ya Rabbi yeter dediler. Öldük, bıktık, mahvolduk. Bize bir kurtarıcı gönder. Ne davet ettiler. Adamın içlerinde kimse de yok. Rehberlik yapacak. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı gönder. Peygamberullah. Aa biz bu bizi kurtaracak dediler. Musa Aleyhisselam geldi. Davasını, dinini yaydı. Davasını, dinini yayarken Musa Aleyhisselam'a bir numara en yakında itaat edenler Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin'in neslinden gelenler. Yani bu vicdanlı onlar. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atan o diğer 10 üvey kardeşin nesli hesap sordu. Musa Aleyhisselam'a fazla itibar etmediler. Yalandan inandık gibi dediler. Sonra Musa Aleyhisselam bunları mezalimden, Firavun'un zulmünden aldı. Kızıldeniz'i yardı. Sina Yarımadası'na çıkar. Sina Dağı'nın oraya çıkar. Bunlar girerken dediler ki ya Musa, biz hepimiz aynı yerden gidemeyiz. Yani 12 kabile ama aralarında ihtilaf da var. Aynı yerden su içmezler. Acayip adamlar. Kısasını vurdu mu Musa Aleyhisselam? Taştan 12 yerden su çıkarıyor. Her bir kabilenin içtiği çeşme ayrı. Ama tepede iki ana grup ayrıldılar. İnanç ayrılığı bu. Yusuf Aleyhisselam, Lebiler ve Kohenler yani Bünyamin'in nesli, bir de bu 10 ihanet eden nesli. Bak ona geleceğiz şimdi. Musa Aleyhisselam dedi ne diyorsunuz peki? Ayrı ayrı yol aç bize dediler. Biz hepimiz aynı yerden gidemeyiz. İbn-i Kesir'de yazıyor. Oradan tefsirine bakanlar bilir. Kızıldeniz. Musa Aleyhisselam asasını vurdu. 12 yerden su ayrıldı birbirinden. Hadi girin. Her bir kabile bir yerden girdi. Girdiler şimdi. Diyorlar ki ya Musa bizim diğer kabileler de geliyor mu? Geliyor. Onları görmüyoruz. Ya kayboldularsa? Ya aynı yerden git dedik. Gitmiyorsunuz. 12 yer dediniz boru gibi yani bir şey gibi. Sular Allah yardı. Şimdi onlar nerede diyorsunuz? Yok ya Musa. Görmezsek gitmeyiz.
Kitaplar diyor ki Allah onu böyle sağlı sollu tüneller açtı, pencereler. Oradan birbirlerine girdiler ki selamlaşıyorlar, gidiyoruz, kurtuluyoruz. Tur-i Sina'ya çıktılar. Bıldır cenneti geliyor. Kudret helvası geliyor. İman ettiler ya, salatı erdiler, rahatladılar. Dediler ya Musa, biz her daim aynı yemeği yemekten, tek tip yemekten bıktık. Çeşitle yemekler. Sen Rabbinin eli sıkı mı? Göndersin. Ya semadan size bıldır cenneti pişmiş geliyor. Şimdi arkadaşlar düşün ki bir Antep kebabını düşün. Bir de bizim şu merdiven altı kebapçılar var da bir de onu düşün. Bir Antep baklavasının bir de ne var? Normal seyirte satıcıların sattığı baklavalardır. Ramazan'da satıyorlar. Şimdi Antep baklavası yiyen bir adam oraya tenezzül eder mi? He? Tadına bakmaz. Ya Allah semadan kebap gönderiyor yahu. Semanın kebabı dünyanın kebabına benzer mi? Vicdansızlar. Semanın helvası senin tatlına benzer mi? Allah semada hazır. Bir de bütün gıdalar içerisinde. Bozulmuyor. Ya Musa sen bizi yere indir. Mercimek ayet var. Soğan, sarımsak, mercimek, kabak. Allah diyor ki ya Musa bunlar müptezel. Bunlar müptezel. Bunlar sefil. Bunlar semadan gelen kutsi, kutsal nimetleri bırakıyor. Sefalete düşecek bunlar. Ver gitsin. Yani belanızı versin, hadi girin diyor. O anlama gel. Menfaat için içine giriyor. Paylaşamama için içine giriyor. Mücadele, münakaşa yerde başlıyor. Semada böyle bir şey yoktu ki. Nimet belli. Hepsinin lezzeti içinde mevcut. Bütün gıdalar var. Bir de gelebildiği kadar geliyor. Yani yer darlığı yok. Yere inince ne olacak? Sefalet o işte. Toprak verecek, vermeyecek. Onun hakkı, bunun hakkı. Kıyamet kopacak yerde ya. Bu huzuru, barışı, bu mükemmel nimeti bırakıp da nasıl yere tenezzül ediyorsunuz siz? Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya gidiyor. İşte üstad zillet ve meskenet belası çekecek diye ayet-i kerimeyi almış ya. Bu olaydan sonra yere tenezzül ettikleri için Cenab-ı Hak o olaydan sonra bunlara zillet ve meskenet belası veriyor. Kıyamete kadar toprak sahibi olamayacaklar. Bir araya gelemeyecekler. Darma duman yaşayacaklar. Biz onlara cebabir adamlarımızı göndereceğiz. İki defa dünyayı fesada verecekler. İkisinde de helak ve felakete girecekler diyor Allah. Birincisine gideceğiz birincisine. İkincisi de belki inşallah bu olaylardan sonra olacak. Şimdi Tur-i Sina'ya gidiyor. Diyor ki Harun Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın abisidir. Abi diyor bunların başına geç. Bunlar ne yapacağı belli olmaz. Ben Tur-i Sina'ya gidiyorum. Tur-i Sina'ya gidiyor. Tabletleri alıp gelecek. Yani vahya mazhar olacak. Bir geliyor ki bunlar o on kardeşin içerisinden bir affedersin putperest çıkmış. Buzağıdan altından bir heykel yapmış. Altından buzağı heykeli. Ona tapıyorlar. Adı Samiri. Abi ne yaptın sen diyor. Kardeşim bunlar beni öldürecekler diyor bunlar. Dinden döndüler. Dönenler Samiri'nin yaptığı heykele taparlar. On kardeşin nesli. Bakın dikkat edin ayrılığa, inanç ayrılığına. Yine orada bu Samiri'nin yaptığı heykele tapmayan Musa'nın Hazreti Musa'nın getirdiği hakikatlere inananlar ise Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin'in nesli. Tabletleri atıyor Musa Aleyhisselam. Bünyamin'in ve Yusuf'un nesliyle bunları perişan ediyor. Katliamdan geçiriyor. Öldürüyor. Buzağlarında paramparça edip atıyor. Oradan ihtilafları bunların başlıyor. Biz Yahudi'yi biliriz. Bütün olayların arkasında Yahudilerin olduğunu da biliriz ama Yahudinin iki olduğunu bilmeyiz. İki Yahudi var. Birbirine hasım, birbirine düşmandır. Musa Aleyhisselam bunlar ne dametini tövbe edince Arz-ı Mevud'a bunları çıkartmak için güzel bereketli topraklara Kenan diyarına doğru işte Filistin'e yola çıkıyor. Yolda Musa Aleyhisselam ölüyor. Musa Aleyhisselam'ın götüremediği yere bu defa Davud Aleyhisselam
yıllar sonra. Bunlara tekrar şey geliyor. İsyankarlık geliyor. 40 yıl tih sahrasında deli danalar gibi kafalarındaki Allah malumatları alıyor bunların. Hayvanlar gibi yaşıyorlar. Sonra tövbe ediyorlar. Ne demek işte Davud Aleyhisselam'ın gelme vaktinde utanıyorlar. Mahcubiyete gir. Ya Rabbi affet. Biz gene berbat ettik ortalığı. Lanetli hale geldik. Kurtar bizi diye yalvardıklarında Harut'la Marut geliyor. Bunların kafalarındaki o kaybolan bilgileri tekrar inkişaf ettiriyor. Davud Aleyhisselam geliyor. Toplanın bakayım. Ona iman ediyorlar. Hepsi bir araya geliyor bütün o 12 kabilenin şeyi, artıkları. Davud Aleyhisselam güçlü, kuvvetli, sultan bir peygamber. Onun sayesinde şeye gidiyorlar, Kudüs'e. Kudüs'e gidiyorlar. Ama mabedi Süleyman Aleyhisselam yapıyor. Davud Aleyhisselam ömrü kifayet etmiyor. Mabedin yapımı Süleyman. Süleyman Aleyhisselam da sultan bir peygamber. Bu dönemde bunlar dünyaya hükmedecek kadar, o zaman dünyanın keşfedilen kısmına hükmedecek kadar büyüyorlar. İsrail krallığını kuruyorlar. Dünyayı iki inanan hükmetmiştir. İki de inanmayan. İnananların biri Süleyman Aleyhisselam, diğeri Zülkarneyn'dir. Zülkarneyn'dir. İkisi dünya hükmetmiş, inanan liderler, komutanlar, sultanlar, peygamberler. İşte biri bunlara nasip oluyor. Salomon mabedi, Süleyman mabedi. Süleyman Aleyhisselam yaptı mabede o şeyden çaldıkları, piramitlerden çaldıkları sırlı bilgileri, Musa Aleyhisselam'ın şeyini, Tabut-ı Sekine, ait sandığını, içindeki malzemelerle beraber oradan öğrendiler ya, piramitlerin altında. Getirip Salomon mabedinin altına, temelin altına koyuyorlar. O bilgileri hafızalarına alıyorlar. Bak. Ya o kaybolursa buradan uyandıracaklar. Ondan sonra üstüne mabedi yapıyorlar. Mısır'dan öğrenmiştir. Süleyman Aleyhisselam'dan şeyden sonra, Süleyman Aleyhisselam'dan sonra onun oğlu zamanında bunlar tekrar eski itikat farklılığı nüksediyor, ikiye ayrılıyorlar. Güney krallığı, kuzey krallığı. Güney krallığını kuran Yusuf Aleyhisselam, Bünyamin'in neslinden gelen o inananlar. Oraya bir devlet kuruyorlar. Devletin baş şehri Kudüs. Şimdiki Kudüs. Kudüs'ü baş şehir yapıyorlar. Yahuda devleti diyorlar adına. Kuzey krallığını kuranlar Oğun kardeşinin neslinden gelenler. Şimdiki Siyonistler de oradan geliyor. Bak burayı takip ederseniz. Oğun kardeşinin neslinden gelenler kuzeyde devlet kuruyorlar. O devletin adı İsrail. Bakın, baş şehri Samiriye, yani heykeli getirirken oraya koyuyorlar, mabetlerin üzerine mübaret yapıyorlar, o buzağının davasını devam ettiriyor. Yahudiler de buna buzağı günahı derler. Allah'ın kendini helak edip felakete götürdüğü olay buzağı günahı. O nesil onu yapmış, hala devam ediyor. İsyanları artık zirve yapınca kuzeyden Sargon geliyor, İsrail devletini yıkıyor. Dar ve duman ediyor bunları. Memleketine götürüyor. Beyinlerini laboratuvarlara tabi tutup gizli bilgiyi almak için. Öbür tarafı da Babil kralı Nabukadnezar geliyor. O da Güney krallığını yıkıyor. Mabedi de o yıkıyor. İki tarafta böyle İsrailoğulları tekrar dünyaya darma duman saçıp savruluyorlar. Şeye bakanlar, Tabut-ı Sekine'ye bakanlar, onun içindeki sırlı bilgiyi alanlar, ondan sonra kullananlar Lebiler ve Kohenler. Yani inananlar ancak ona yaklaşabiliyor. Yusuf Aleyhisselam neslinden gelenler ona mihmandarlık yapıyor. Ve onlar o işle ilgileniyor. Çünkü başkasını çarpıyor. Çadıra giren o nesilden olmazsa çarpılıyor. Öyle de bir sır var. O Tabut-ı Sekine'de, Söğüt ağacında Allah onu tayin ediyor. Yani şeyi tayin ettiği gibi Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ın gemisini böyle şöyle yap. Bu Tabut-ı Sekine'yi tarif et, yaptıran da vahiy ile yapılmış. Allah yaptırıyor onları. Sonra Babil'de bunlar sürgünlerde perişan bir şekilde müptezel bir hayat yaşarken
Tekrar nedamet ediyorlar, yalvarıyorlar. Gel sen bir hallerini yerlerde su ya Rabbi bizi kurtar. Biz gene böyle ihanet ettik. Kaç defa ya? Kaç defa? Bu defa Allah onlara bir adam gönderiyor. O zaman İran'ın başında, Farisilerin başındaki Kirios. Kirios gidiyor. Babil'le savaşta Babil'leri yeniyor. Memleketini tarumar ediyor. Bunları alıp getiriyor. Şimdiki arz-ı mevudun olduğu Salomon mabedi yıkıldığı yerlere geri koyuyor. Hadi benim garantörlüğümde tekrar mabedinizi yapın. O zaman başlarında yine bir peygamber var. Ama zulümden kurtaran Kirios. İkinci defa mabetlerini yapıyorlar. İkinci defa mabetlerini yapıyorlar. Buraya bir nokta koyun. İsrail devleti ne zaman kuruldu? 1948. 42'de kuruldu. İngilizlerin at yapığı hizmetiyle oldu bu iş. İngilizler bunlara müsaade ettiler. O zaman bunların zenginleri, sermayedarları Amerika'da, Amerika'da da bunlara müthiş şekilde kaynak geldi, imkan geldi. Orada işte varlıklarını koruyor, silahlandırıyor falan çoğu. Devleti kurulduğu zaman bunların, kurulan devleti 10 dakika sonra o zamanki Amerikan Devlet Başkanı Truman kabul etti. Kurdurdular devleti 10 dakika sonra Truman dedi ki, ben sizi devlet olarak tanıdım dedi. Hemen derhal Amerika'daki bunların sermayedarlarını, Amerikan ekonomisi elinde tutan Yahudi ailelerin bir numaralı adamlarını topladı. Dedi ki, ben sizin Kirios'unuzum. Anladınız mı? Ya. Ben sizin ikinci Kirios'unuzum dedi. Siz Babil'den getirip oraya toplayan var ya, o neyse, ha ben de şimdi onu yaptım size de. Tarihte boşluk yok. İkinci defa bunlar tekrar şeye girince, bu defa Roma devleti işin içine, süpergeç Roma, Roma olmuştu. Roma'yı bu defa tahrik etmeye başladılar. Roma'ya isyan ettiler, Roma'yla savaşmaya kalktılar bunlar. Pilatus denen Roma'nın bir kralı vardı. O Titus'a emir verdi. Oradaki valiye. Git bunların mabedini, bunları tarumar et dedi. Bir de Roma bunlara tokat. Kimisi tarafına, kimisi Almanya tarafına, kimisi İspanya tarafına. Saçta savruldu. O zamandan bu zamana ne bir mabetleri oldu, ne ibadetleri makbul, ne de ayakları yere bastı. Son zamanlar hariç. Şimdi onların inancına göre mabet olmazsa namazları namaz değil, namazları var onların. Kurbanları kul, hacları hac olmuyor. Mabetleri olacak. Canlarından daha önemli. Üçüncü defa yapmaya çalışıyorlar. O Salomon mabedini Allah müsaade etmeyecek. Çünkü salih kullar olmadıkları müddetçe Allah önlerini aşmayacak. Bu zulümle onlar abad olamazlar, berbat olurlar ancak. Şimdi saçıp savurdum bunları. Bir kısmı İspanya'ya gitti, bir kısmı Almanya'ya gitti, bir kısmı da Kırım taraflarına, bu taraflara geldi. Yusuf aleyhisselam, Bünyamin neslinden gelenlere Safarat Yahudileri deniyor. Osmanlı'nın el açıp, ülkesini alıp, Selanik, Tekirdağ, İstanbul'a yerleştirdiği Musa'nın evlatları. Ehven onlar diğerlerine göre. Bak bugün İsrail'de yürüyüş yapanlar, Netanyahu'ya karşı çıkanlar, ülkeyi batıracaksın diyenler. Bak vatandaşlara soruyorlar, %60-70 Netanyahu'nun aleyhinde İsrail. Onların kıvamı bunlar. Bunlar. Gene eski usul bizi tarumar ettireceksin. Dünya bizim başımıza bela olacak deyip yalvarıyorlar ama iktidarda olduğun güçleri yer. Bu 10 evlatın nesli ise ağırlık Almanya'ya gitti. Onlar Eşkenaz Yahudiler. Eşkenaz'ın Yahudilikte karşılığı kelime olarak Almanya demektir. Safarat'ta İspanya demektir. Bakın unutmayın.
İngiltere o zaman dünyaya hükmettiği dönemlerde Büyük Britanya imparator olduğu zaman bunların başından def etti. Hem de dedi gidin ha Amerika bir dünya varmış keşfedin orada yaşayın dedi. Christoph Kolumb Yahudidir. Ona keşfettirdiler oraya attı onları. Onun için Amerika'daki devlet adamları mecburdur bunları dinlemeye. İlk gidip yerleşenler, keşfedenler bunlar Amerika'yı. Onlar İspanya'da, bunlar Almanya'da hayat sürerken bu defa Osmanlı'dan evvel biliyorsunuz şey vardı. Endülüs Emevi Devleti'nin orada şeyi vardı. Saltanatı vardı. Endülüs Emevi Devleti'nde Abdurrahman geldi. Oraya İslam'ı getirdi. Bunlar da inandığından dolayı beraber her iki yani inanan Yahudiler ve Emevilerin artıkları orada Endülüs Emevi Devleti'ni kurdular. Yıllarca Avrupa'ya o medeniyet şeyitti. Öğretti. Daha sonra bu Yahudiler eski usul tekrar işimiz bunlarla da bitti diye aracıları tahrik etmeye başladılar. İspanyollar o Elizabeth'le işte Ferdinand bir araya geldi. Tarihleri biliyorsunuz. Bütün oradaki Müslümanları, Yahudileri hepsini bile kaynamış kazanlarda yaktı. Saçıpsa o da dağıttı etrafa. Oradan yine dağıldılar. İşte Osmanlı'da 2. Beyazıt, Veli Beyazıt o zaman saçıp savrulan Yahudileri aldı, topladı Akdeniz'den. Kemal Reis komutasındaki donanmayla getirdi. Yerleşti ondan fen ve teknolojiyi almak için. Onun için bugün İsrail'in şu vahşetini ve dehşetini durduracak tek ülke Türkiye'dir. Diplomasi açısından, güç açısından değil. Onlar bu tarihi unutmazlar. Bunu hiçbir zaman unutmazlar. Hem İran'ı unutmazlar, Kilios, hem de bunu. Dünya bunları dışlarken atarken Osmanlı şefkatle yaklaştı. Aldı bunları, adam yerine koydu. Hatta Osmanlı'nın ekonomisini bunlara bağladı. Ekonomiyi bunlar işlettiler. Karaköy'ün aslı Karayköy'dür. Kırım'daki Karayim Yahudilerini getirtti Yavuz Kan Selim'e. Galata Köprüsü'nün etrafına yerleştirdi. Siz burada ekonomiye bakın, ticaret yapın, bizi kalkındırın. Biz cihat ruhlu insanları mücadele edeceğiz. İmkan onlardan geldi. Osmanlı vatandaşları yaptı onları. Karayimler. Karayim köylüler. Sonra lisanımız değişti. Karayim köy, Karaköy oldu. Karaköy Galat'tır. Aslı Karayim köyüdür. Sonra bankerlik olarak devreye girdi. Galata bankerleri yine onlar. Osmanlı Bankası gene onlar. Nasıl? Tarih. Şimdi son zamanlarda da Osmanlı'nın işte Yavuz döneminde bunlar bizden zirve yaptılar. Ticarette bayağı iş yaptılar bunlar. Kanuni döneminden itibaren bizimle artık partner olmayı bıraktılar. İngilizlere yaklaştılar. Yavuz Sultan Selim Han'a Orta Doğu'ya git. İslam bildiğini kur diye ifşa edenlerin biri de bunlar, bir ekip. Amaçlar Arz-ı Mevud'a gitmek. Yani o ikinci mabet yıkıldıktan sonra artık oralara gidemiyorlar ya. Ölmeyi sevmezler. Yaşamayı çok sever. Ölmekten çok korkarlar. Savaşları başkaları üzerinden yaparlar. Osmanlı'ya oraları aldırıp oradan toprak bize verebilir mi diye Yavuz'a kadar bütün Osmanlı padişahları batıya giderken Yavuz doğuya gitti. Yavuz anladı bunların niyetini. Orayı fethetti. Arz-ı Mevud'u aldı. 400 yıl Arz-ı Mevud yani bu kısım salih bir evlat bulduğu için bize geçti. Ta 1917 mi? Evet. 17'ye kadar bizde kaldı. 400 yıl bir kişinin burnu kanamadı. 3 din mensubu da burayı çok kolay da kaldılar, yaşadılar, ibadetlerini yaptılar. Baktı ki Yavuz anladı bunlara toprak vermeyecek. Kanuni'den itibaren bize de çelme atmaya başladılar. Tanzimatla bayrağı diktiler. Meşrutiyetle Abdülhamit Han'ı hallettiler. Abdülhamit Han'a gelip sultanım bize bir toprak ver. Bak biz size bu kadar faydalı olduk. Bir avuç toprak ver. Bizim bir yerimiz, yurdumuz olsun diye müracaat etti. Emmanuel Carasso, Yahudi.
Ne yapacaksınız bana dedi. Osmanlı'nın bütün dış borçlarını sileceğiz dediler. Biz ödeyeceğiz. Duyun umumiye. Düşün. Dedi ki bir şartla. Aldığın fiyata veririm dedi Abdülhamid. Kanla alırım, kanla veririm dedi yani. Sultanım dedi. Senin huzuruna bir daha geleceğim. Ama başka bir teklifle geleceğim. Gitti. Abdülhamid Han hal fetvasını İttihat Terakki'nin önce ekibiyle beraber Abdülhamid Han'ın huzurunda ona tebliğ eden Emanuel Karaslı. Sultanım halledildi dedi. Abdülhamid Han'ın inmesiyle Yahudi davası, Siyonistik davası artık bentleri açtı, harekete başladı. Sona geliyor, bitiyoruz işimiz. Netice itibariyle arkadaşlar şunu diyelim. Bunlar Allah'ın talimatıyla bir araya gelemeyecekler, gelmemişler de zaten. Gelemedikleri için de biliyorlar, baştan da bunlar gelir. Dünyada dağınık bir şekilde yaşıyorlar. Yani Paris'teler, Washington'dalar, Londra'dalar, ondan sonra Moskova'dalar, silahların başında, ilaçların başında şirketler olarak dünyayı idare ediyorlar. Oraya da gönderdikleri Yahudilerin müptezelleridir, zavallılarıdır. Yani aç sefil insanlarıdır. Onlar da maaşla duruyor. O ülke, oralarda da zenginler yaşamaz. Ama arz-ı mevut onların davası olduğundan dolayı amaçları o diyarı, Kenan diyarını ve Beytül Makdis'i tekrar eski usul kendilerine almak, hem inançlarını düzeltmek hem de ibadetlerini sağlam hale getirmek. İnançları bu. Bir de bütün dünyanın malları bunların yitikleridir. Bütün dünyanın varlıkları bunların köleleridir. Bu işi yapmakta istediklerini yapmak bunlar için nedir? Mübahtır. Bak bunlar o inançtır bunlardan. Bir tweet attı bu Netanyahu. Bir dakika ben araçla geliyordum, bir açık oturum vardı, onu dinliyordum. Dediler gazeteciler o da, ya dedi ayıptır böyle tweet mi olur? Bir dakika sonra gerisin. Nedir biliyor musunuz? Biz hayvanlarla savaşıyoruz dedi. İşte arkadaşlar unutmayın. Gadabın, öfkesin, öfkenin riyası olmaz. Akseminin riyası olur. İltifatın riyası olur. Adam riyakan iltifat yapabilir, elimi öpebilir. Ama bir adam gadaplandı mı, gadabın ve öfkenin riyası olmuyor. Bu öfkeli söz var ya, onların mizacını, yapısını ortaya koyuyor. Onun dışındaki şeyleri makyaj. Aldatıyorlar. İnsanları telef etmek için bazı lüzumsuz sebepleri bahane ediyorlar. Son meselede de biz onlara cebabire diyor Cenab-ı Hak. Yani güçlü kuvvetli adamlarımızı gönderir. İnanılmaz şart değil. Gelenler inanmayanlar zaten. Nabukadnezar, Kutun Nasır yani. Öbürü şey Sargon. En son Titus. Diyorlar ki ilk cebabireler bunlar olabilir. Aynı zaman hem çok şey değil yani. O zamanlarda çok felakete maruz kaldılar. Belki de ikinci vahşet, ikinci böyle sürünmeleri, ikinci böyle katliamdan geçirilmeleri ahir zamanda şu teknolojiyle ellerine geçirdik imkanlarla öyle yanlışlar, zulümler yapacaklar ki gayretullah'a dokunacak. Sadece biz değil, bütün insanlık alemi bunlara tokat vuracak. Çünkü artık simalar görünmeye başlıyor. Yavaş yavaş yani her bir millet şunu anladı ki bütün bu kirli işlerin, bütün bu ihanetin, bütün bu aldatmanın temelinde esasında bunlar var. Koronayı da bu dünyanın başına bunlar musallat etti. Bak bu da yavaş yavaş çıkıyor meydana. Ve tokatı öyle vuracaklar ki oradan korktukları için safar attılar. Eşkenazlara diyor ki yakacaksınız genel bir. Bak tarih ortada. Gene zulmümüz gayretullah'a dokunacak. Dünya bizi boğacak. Yapmayın bunu diye, ama adamların takatları yetmiyor. Şeyi bombalamak demek, hastaneyi, çok acayip bir vicdansızlık. Yani ateşi yayacaklar orada. Bütün Orta Doğu'yu ateşe verecekler, Allah korusun, ta ki amaçlarına gelsinler, kavuşsunlar. Şimdi bu İsrailler, Filistinlerle beraber 1917'den beri kuruluşun nazaran
1948'den beri savaşıyor değil mi? Ha? Arkadaşlar buna da dikkat eder. Bu da devlet adamlarımızın, bürokratlarımızın, diplomatlarımızın böyle mutedil beyanlarına bize kulak asmamız lazım. Hamasi duygularla işin içine girmek doğru değil. Vatandaş olarak yürüyün, tepkinizi gösterin. Söylem neyse ama kanunlar çerçevesinde. Kanunlara riayet etmek kaydıyla. Adamın konsolosunu basmadan, canlı bomba olup da Allah korusun bir başımıza, ülkenin başını belaya sokmadan, makul hudutlar içerisinde normal tepkiler kanunlar çerçevesinde verilebilir. Vatandaş, hapsedemeyiz, bağlayamayız. Bakın devletimiz ne kadar itinalı yaklaşıyor değil mi? Dengeli konuşuyorlar mı? Yani falan şöyle böyle diyenler nereye geldi şimdi? İki tarafa da tedbirli olun. Yani hastaları, kadınları, çocukları, yaralıları, insanlar, vatandaşları öldürmeyin diye diplomasiyi acayip işletiyorlar. Zaten bu biz bu işte ön aldık. Allah inşallah müesseriyetini nasip eder. Fakat yani biz vatandaş olarak dikkat edeceğiz. Unutmayınız ki bir cihan harbi bir kurşunla başlamıştır. Avusturya veliahtının Isırklı tarafından bir kurşunla öldürülmesi cihan harbini patlatmıştır. Biraz uyanık olalım. Burada işin içinde ne var biz bilmiyoruz. Biz vatandaşız. Biz dışarıdan bakıyoruz. İşin içini gören devletimiz ne diyor? Bak tedbirli olun diyor. Yanlış iş yapmayın. Bak adam şeyini çekiyor. Bütün sefirlerini, sefaretlerini. Ben İsrail çekti değil mi Türkiye'den? Oraya 3 tane uçak gemisi geldi. Ya Hamas için 2 tane, 3 tane üs yeter Amerika'nın. Onlarca üssü var orada. Bu gemiler niye geldi? Bizi ateşe çekmek istiyorlar arkadaşlar. Çünkü bütün İslam aleminin hamisi Türkiye. Türkiye'nin başına bir hal geldi ya, şimdi bütün emekler boşa gidecek. Ve Afrika'ya, Türkiye Cumhuriyetleri, İslam aleminde müthiş yatırımlar oldu. Muhabbet havası oluştu. O Suriye tarafında da PKK'nın iflahını söktük. 30 kilometre boydan boya kontrolümüz altında. Ve Amerika beyanat veriyor. Türkiye'nin sınır dışı şeyi, operasyonu benim uluslararası diplomasimi, planımı bozuyor diyor adam. Yani bizi de sıkıntıya sokmak istiyorlar. O gemiler boşuna gelmedi. Bir iş bir kıvılcıma bakıyor. Halkı da böyle galeyanda tutuyorlar ki olay çıkınca dehşetli çıksın. İsrail sıkıştı. Bunu sağa sola bulaştırmak istiyor. Çok itinayla ve dikkatle olaylara yaklaşmakta fayda var. Kanunlar bizim şeyimiz, hudutlarımız olsun. Devlet adamlarının yaklaşımı da fikrimiz, kanaatimiz olsun. Herkes kendi çapında şunu bunu dinleyip ortalığı hamasi duygularla atılması doğru olmaz. Bakınız bir azimendi çıkarttılar. Bak ne kadar oyuna geliyoruz görüyor musunuz? Bir müspet hükümeti alaşağı ettirildi. Yaşamadık bunlara. Demiyor mu Elazığlı adam? Bu plancadan çıkmış bu adamı ben yanımda ne arıyor demiyor mu abi? Bodyguard gibi adamlar. Birbirine benzeyen tipler. Ya istihbarat mıdır? Kimin adamıdır bunlar ya? Ben kimim ki bu kadar adam benim etrafıma dolansın demiyor abi. Elazığ'ın temiz havasını bırakıp Ankara'nın, İstanbul'un camilerini kapatmak var mı tarikatta böyle bir şey ya? Bak bir hükümetin alaşağı edilmesine sebebiyet verdiler. Bir menemen olayı çıkarttılar. Onlarca insanın idama götürdüler. Bir şapka olayı getirdiler. Kaç kişiyi kestiler ya? Tecaniler denen bir tarikat çıkarttılar ya. Sonra kayboluyor gidiyor bu adamlar. Buharlaşıyor. Bir vazife yapıyor ondan sonra. Arkadan gelen zalim yapacağını yapıyor. Türkiye'de o zaman 3 tane heykel var. 3. Mecliste var. İzmir'de var. Bir de bu Sarayburnu'nda var. Başbakan Adnan Menderes. Az nefes aldıkça sanki şeriat gelmiş. Toplandılar bunlar. Yıkın putları. Biz putperest değil. Ülkede İslam aleminde put olmaz. Hem bura diyorlar darul harptir. Kanunlar gavur kanunlarıdır. Hem de Müslüman bir putları yıkıyorlar ya. Bu dine en büyük zarar düşmandan fazla ahmak dosttan gelmiştir arkadaşlar. Üstad çağırıyor onların başını. Kemal Pilavoğlu, Malatyalı. Tatlı'daki putları yıkıyor. Bunlara dokunma diyor üstad. Kim dinleyecek?
Gözü dönmüş adamlar. Nereye yetiştikleri bellisiz. Putlara hücum ediyorlar. Ordu Adnan Menderes'e baskı yapıyor. 100 sene koruma kanunu çıkartıyor. Müsefi baklak ahmak Müslüman. Her tarafa put diktiriyor. Her vilayette, her kazada putu var. Müsefifiniz abi, onlar değil, ordu değil. Bu Hamas, bak Filistinler ayrı, ona bir şey demiyor. Bu Hamas, İsrail'le El Fethi Hamas, El Hamas 1948'den beri savaşmıyor mu? Hı? Ne zaman toprak almış? Bir örnek gösterin bana. Allah için ya. Bir de sen bir yer al arkadaş, bir arazi al ya. Sen her savaşında İsrail'i büyüttün. Her adamında İsrail gelişti ya. Ağacını tamamını veriyorsun. Kudüs'te yaşanmaz hale gelmiş yani şey, Gazze. Görüyorsunuz yani. Deprem olsa bu kadar olmaz. Ya sen bir tokat vuracaksın da abi. Yiyeceğini niye düşünmüyorsun? Değil mi arkadaş? Ejderhanın kuyruğuna dokunma. Boğazına ver bıçağı. Boğazına gücün yetiyorsa. Çek bıçağı ölsün. Kuyruğuna dokunuyor. Bunlara da dikkat edelim. Filistinli kardeşlerimiz, Allah mekanları cennet olsun. Çoluk çocuk, insan ciğeri yanıyor ya. Peki baştaki adamlar, müsebbipler ne yapıyor? Bak İran, en fazla bağıran İran mı? Evet, bağıran İran. Ben sizi koruyayım diyor. Ben Müslümanların hamisiyim. Mısır'da barış konferansı düzenlendi. İran adam göndermedi ya. Amerika hiç hesabı almadı. Dışişleri Bakanlığı temsil edildi. Gücünüz de bu arkadaşlar. Türkiye daha yeni başını secdeden kaldırmış. Daha belimiz rukiye gelmemiş. Ayaklarımız yere basmadan tokat vuramayız. Katliam olur. Şer'an mesul oluruz. Ya Rab, ve o ala külü şeyin kadirsin sen. Diyen bir adam kendini minareden atsa, Allah onu ne yapar? Ha? Komaya sokar. Ya Rabbi sana güvendim. Güvendin ama o kulum 3 basamaktan atlayacaktın. Sen kartal mısın ki oradan atlıyorsun? İnsansın sen. Katliam olur arkadaşlar. Bak şu örneği vereyim, dersi bitireyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de nasıldı hayatı? Söyleyin. Yaşama yok. Abluka var. Suyları kesilmiş, erzakları kesilmiş. Evlenme yok, kız alıp kız verme yasaklanmış değil mi? Adım adım takip ediliyor. Öldürecekler, ellerine fırsat kese. Namaz yasak, Kabe'yi tavaf yasak değil mi arkadaşlar? Ne mezalim, ne zulüm. Dedim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gidin Ebu Cehil'in evini basın diye. Ebu Leheb'in bahçesinin evine iki ok mızrak atın dedim arkadaşlar. Yakın dedim evlerini. Yak deseydik yakmayacaklarını sahabeler. Hatta ne dedi İmam Ömer? Ya Resulallah, ben biraz fısırıklaştım. Miskinleştim. Eskiden ben böyle değildim. Müsaade et bize. Müsaade yok dedi. Müsaade Allah'tan gelecek. Ne mezalim ama. Hem de peygamberimize hem de sahabe, Allah'ın dostlarına. Yapan da müşrikler. %100 haksızlar. Peki. İş dayanamaz hale gelince ne oldu? Dedi ya Rabbi artık bir çözün. Yaşayamıyoruz artık. Yaşayamıyor musunuz da? Terk edin Mekke'yi. Kimi terk ettiriyor? Ha? Nasıl bir şey bu? Düşüklerin gitmesi lazım. Zalim onlar. Yani şöyle bak. Terk edin Gazze'yi dediği gibi mesela. Şeylere, Filistinlere. Bak ne kadar ağır geliyor değil mi bize? Allah beğenmiyor musunuz dedi. Gidin Medine'ye. Ya biz mi gideceğiz? Siz gideceksiniz. Medine'de ne var? Hiçbir şey. Dağ, bayır, tarla. Beytullah burada. Arafat burada. Zemzem burada. He? Al-Mukaddesat burada ya. Bunlar tedbir. Ne zaman tokatı vuracaksın? Gidin güçlenin. Ha şimdi sıra sizde. Ama haddi aşmayın. Bak bak. Sıra sizde ama Allah diyor sahabeye haddi aşmayın. Savaşta had aşılabilir Allah korusun.
Ağa Üstad Hazretleri eski Said döneminde gözünü budaktan esirgemeyen, İngiliz kumandanına itibar etmeyen, Kurşit Paşa mahkemesinde davayı şeriatı müdafaa eden, Rus kumandaya kalkmayan Bediüzzaman. Türkiye'de ne yaptı? Namaz yasak, yazma yasak, ezan yasak. Elini kelepçeye uzattığında da sanat var diye ya. Aynı sertliği burada göstermedi. Çünkü niye? Dahilde menfi hareket olmaz. Masumun çoluk çocuğu yanar. Bunlar ince meseleler arkadaşlar. Yani karar vermek çok kolay. Şeyh Said Efendi oradan kalktı isyana. Üstad hemen haber aldı. Sakın ha dedi. Sakın. Ahmet'i Mehmet Hasan Hüseyin'e kırdıramazsın. Dinlemedi. Varto'ya kadar geldi. Baktık o şeriattan ayağa kalkan da ortalığı tarumar ediyor. İyi olmaz ki. Hayat ekmenin de bir sanatı var. Onun için İslamiyet savaş yapmayı, barış yapmayı devlete bağlamış. Bir zengin zekatını vermese hesabını devlet sorar. Sormuyor, karışma. Sormaz. Ben zenginin boğazına sarlamam ki. Devlet savaş açarsa gideriz. Şimdi şey topluyorlar. Mücahit topluyorlar. Geçen baktım bir internet sitesi. Aklınızı başınıza alın. Ateşe körükle gitmiş oluruz. Yavaş yavaş filizleşen Türkiye'nin de Allah korusun önünü kesmelerine sebebiyet veririz arkadaşlar. Sabredin, Allah bize yardım edecek. İslam alemini tevhide götürecek. Bu meseleler inşallah zahiren canımızı yaksa da hakikat noktayı nazarında İttihat-ı İslam'ın kapılarını açacak Allah. Buna itimat edin. Herkes vasitesini yapacak. Biz vasitemizi yapıyoruz. Bak. Allah korusun istenmez ama savaşı Allah istemiyor. Allah barıştan yana. İstenmez de olursa baş önce cepheye biz gideriz. Ama Allah o günleri göstermez. Her zaman en kötü barış, en kaliteli savaştan daha hayırlıdır. Sulh, Seyyidül Ahkam'dır. Efendimiz bak, Hüdeybiye'de şartlar aleyhine olmakla beraber barışı tercih etti. Allah ülkemizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Filistinli kardeşlerimize yardımcı olsun, himaye eylesin. Ölenlerin şehadet makamıyla talkik edilmesine inşallah dua edelim. Yaralılara, hastalara, ızdırap çekenlere şifa versin. Acilen imdatlarına güçlü, kuvvetli kullarını göndersin inşallah. Ülkemizi de cehenneme çevirmek istedikleri Orta Doğu'nun şerrinden, ateşinden, belasından muhafaza eylesin inşallah. Allah razı olsun. El-Fatiha.